Değerli Esport izleyenleri 3 Saniye özel programına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bu zor süreçte programımız online röportajlar şeklinde devam etmekte ve bugünkü program konuğum Sırbistan'da bizleri temsil eden genç yıldız, genç basketbolcu Mert Akay. Mert, hoş geldin programımıza. Nasılsın? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Şu ana kadar aldığım en genç yetenek sensin 3 saniye programına. Yani şu anda tabii 3 saniye özeldeyiz ama bu koronavirüsünden dolayı online bir şekilde yapıyoruz. Ve çok heyecanlıyım seni aldığım için. Bizi yurt dışında temsil ediyorsun. Avrupa'da, Sırbistan'da temsil ediyorsun. Genç bir yeteneksin. Tecrübelerin var. Eğitim hayatın. Bunların hepsini bugün konuşacağız. Fakat önce senin basketbola başlayışınla, yani nasıl başladın basketbola, kim veya neler seni basketbola yönlendirdi, onunla başlamak istiyorum. Basketbola annemlerin, yani annem ve babamın teşviğiyle başladım aslında. Çok önceden 6 yaşındayken işte okulda böyle hobi olarak hafta sonları gittiğim, cumartesi pazar gittiğim, işte sabah bir saat böyle basketbol oynadım. Bir hobimdi yani basketbol. Öyle başladım. Sonra ilkokulda devam ettim. İlkokulda işte okul takımına seçildim. Bahçeşehir Koleji'nde okuyordum o zamanlar. İlkokulda başladım, devam ettim. Ortaokulda işler biraz daha ciddiye bindi. İşte Efes'e katıldım. Sonra işte milli takıma seçilince dedim herhalde biraz ciddileşecek işler yani iyice. Olaylar ciddiye gidiyor ve yeteneğim olaylar var. Olaylar ciddiye biniyor, evet. Ondan sonra zaten hani biraz farkına vardım yani. Hobiden o zaman ayrıldım. Milli takıma seçilişim herhalde basketbolu hobi yerine daha böyle bir işim olarak göreceğim zamandı yani. U18 Avrupa Şampiyonası'nı da konuşacağım. Oradaki asist krallığın yazmışlar hatta senin için. 5.0 ortalama asistle ikinci bitirmişsin turnuvayı. Ona da geçeceğim senin gençliğinde. Fakat sen Alman Lisesi'nde okudun liseyi. Evet. Çok disiplinli, çok yani eğitime önem veren ve zor bir lisede de lise hayatını geçirirken Darüşşafaka'da 2 yıl boyunca forma giydin, 2 sezon boyunca. O dönemde evet. Okulla takımı nasıl yürüttün? 2 sezon A takımda 2 sezon forma giydim. Toplamda 5 sezon giydim. Altyapılarla beraber. Yani hayatımın en zorlu süreçlerinden bir tanesiyle belki de en zoruydu. Aslında şöyle, bu derslerle basketbolu bir arada götürmeyi ben daha önceden yapmıştım. 8. sınıfta lise sınavına girmeden önceki sene. Bunun bir demosunu yaşamıştım aslında. Ama bu tabii daha zordu. Çünkü hem A takım işler çok ciddi. Hem lisemin son yıllarındayım. Alman Lisesi yani dediğiniz gibi çok disiplinli. Böyle basketbola çok taviz vermeyen bir okul. O yüzden hani fazla mesai yaparak bu günleri geçiriyordum. Sınav dönemlerimde okul biraz daha ağır basıyordu. Tabii orada Darüşşafaka'daki yani sağ olsunlar bütün koçlarım bana çok yardımcı oldu. A takım dahil. İşte birkaç antrenman kaçırıyordum belki haftada. Sonra onu tabii özel antrenmanlarla telafi etmeye çalışıyordum. Biraz daha okulun yoğun olmadığı, biraz daha boş olduğu dönemlerde basketbola biraz daha önem veriyordum. İşte Türkiye şampiyonları altyapıda. İşte önemli maç olduğunda biraz daha basketbola yoğunlaşıyordum. Ya böyle o süreçlerde işte böyle bölüm bölüm bir tarafa yoğunlaşıp böyle dengeyi buluyordum diyeyim. Peki okuldaki arkadaşların sana nasıl yaklaşıyordu? Yani Euroleague maçı oynayıp belki de ondan sonra bir sınava gidiyordun okula. Oradaki o dönem nasıldı arkadaşlarınla? Evet, biraz ilginç oluyordu. Çünkü yani ben atıyorum Euroleague maçı oynamadan önceki gün işte okulda oluyordum ya da aynı günde okuldan geliyordum mesela Euroleague maçına. İşte kim maçı oldu? Ben sabah okuldaydım. İşte böyle biraz heyecanlıyım falan. Arkadaşlarım diyor ki ne oldu falan. Akşam diyorum kim kili oynayacağım? Ne falan işte bilet bul biz de gelelim falan. Böyle enteresan oluyordu yani. Hani böyle biraz alışılmışın dışı oluyordu. Evet. İşte maç oynuyordum. Ertesi gün okula geliyordum. Sınav oluyordum. İşte bazen atıyorum bir ödev yapamamışsam hocama diyordum ki yani
dün maçtaydım şöyle de böyle de ben anlamam diyordu işte bazı Alman hocalar falan. Ya yani oralarda işte dengeyi buluyorduk. Biraz değişik oluyordu yani. İşte arkadaşlarım maça geliyordu. Okuldan sonra hep beraber maça gidiyorduk. Ben oynuyordum, onlar tribüne gidiyorlardı. Ne kadar güzel ya. Yani böyle hikayeler duyunca aslında basketbolun o kadar renkli, ya yani basketbol değil, sporun o kadar renkli bir dünya olduğu gerçeği var ki. Peki Mert, Darüşşafaka'da EuroCup şampiyonluğu yaşadın. EuroLeague oynadın. Evet. Darüşşafaka'yı nasıl hatırlıyorsun? Yani o süreci, o dönemi, takım arkadaşlarını, az önce bahsettiğin şekilde koçları. Ya Darüşşafaka ya her şeyden önce çok güzel bir ailedir. Ben altyapıdan A takıma çıkış süren boyunca bunlar zaman arkasında olmuşumdur. Yani ben de çok şanslıyım. Çok güzel takım arkadaşlarım, çok güzel koçlarım oldu. Her zaman mükemmel bir ilişkimiz oldu. Ve o Darüşşafaka'nın aynı zamanda işte okulla birlikte yani okulun salonunda antrenman yapmamız, oradaki Darüşşafaka'lı çocuklarla olan ilişkimiz, işte biz antrenman yaparken onların bizi izlemesi, sonra antrenmandan sonra sohbet etmemiz müthiş bir aile ortamı sağlıyor. Yani Darüşşafaka her zaman benim için çok önemli bir yerde. Gelişimimin en önemli noktasını Darüşşafaka'da yaşadım. Müthiş abiler tanıdım. Hala konuştuğum, görüştüğüm abileri orada tanıdım. En önemlisi işte EuroLeague oynadım. EuroLeague platformunda kendime yer aldım. Yani Darüşşafaka her zaman benim için her zaman yuvamdır ve bir aile olarak aslında aklımda kalıyor Darüşşafaka deyince. Peki en az önce dedin abilerin oldu Darüşşafaka'da oynarken, takım evet, arkadaşların, sen gelişim dönemindeyken sana aslında yol gösteren oyuncular oldu. En etkilendiğin 5 oyuncuyu say desek kimler? Altyapıda oynadım 5 oyuncu mu? Altyapıda ya evet, Darüşşafaka'da A takımda oynayıp seni etkileyen 5 takım arkadaşı. He. A takımda oynayıp beni etkileyen Doğuş Özdemiroğlu birinci. Doğuş abi her zaman, o da Darüşşafaka altyapısından yetişip aynı zamanda Darüşşafakalı bir öğrenci olduğu için, yani her Darüşşafakalı oyuncu için ve öğrenci için bir rol modeldir. İki, Doruk Dora olabilir. Doruk Dora yani benim zaten en yakın arkadaşım. Evet, onu gördüm. O da altyapıdan. O da altyapıdan hep beraber yetişip yani beraber çıktığımız işte bir isim Dodo. Altyapıda beraber oynadığım yabancı, Amerikalı olabilir. Yabancı tabii, yabancıları da sayarsak Brad Wanamaker'la çok kısa bir zaman birlikte olma şansı yakalamıştık. Onun yaz döneminde işte bizim A takımla çıkmaya başladığımız dönemde onun bir sakatlığı vardı. O bizle antrenman yapıyordu. Böyle hani çok kısa da olsa çok etkilenmiştim onunla böyle sohbet etmek. Çünkü o dönem içinde işte top 8'e kalmıştık galiba. A takım olarak. O da yani bir numaralı oyuncusuydu takımın. Yani aynı zamanda işte takım arkadaşı gibi sohbet etmek, onunla aynı saha içerisinde olmak çok büyük heyecanlı benim için. Scottie Wilbekin diyebilirim aynı zamanda. Yani o MVP, yani inanılmaz MVP sezonunu canlı canlı izlemek çok farklıydı. Selçuk Ernak'la çalışmak nasıldı senin için, senin gelişim çağındayken? Ya Selçuk abiyle hani koçluk oyunculuk ilişkisinden önce aynı lise mezunu olduğumuz için çok farklı bir bağımız vardı. Alman lisesi. Ben o dönemde yani Alman lisesine gidiyordum. Selçuk abi de bir Alman lisesi mezunu olduğu için bilirsiniz her lisenin mezunları arasında farklı bir ilişki olur. Evet. Bizimki de öyleydi aslında. Selçuk abi takıma yarı dönemden sonra geldiğinde ben oynamaya başladım. O bana güvendi. Yani çok farklı bir ilişkimiz var aslında. Yani bu ilk geldiğinde bende bir konuşma yapmıştı. Hani böyle böyle ben seni bu takımda düşünüyorum. Kendini hazırla. Hani bana güvenini vermişti orada. Ben de o heyecanla işte çalışma hırsıyla diyeyim. O güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Evet. Şimdi Selçuk Erner geri döneceğim ama arada çok kısa bir soru sormak istiyorum. Çünkü seninle alakalı sosyal medyada 3 saniye izleyenlere sordum. Mert Akay'a sorunuz var mı? Ona sormamı istediğiniz diye. Ve çoğu kişi senin basketbol kariyerinde Darüşşafaka'dan ayrılış sürecini çok merak ediyor. Onu kısa bir şekilde nasıl oldu? Çok detaya girmeden bizimle paylaşabilir misin?
Tabii benim son senemde Darüşşafaka'yla kontrat imzalamamıştım. Amerika'ya gitme ihtimalim olduğu için ki zaten vardı. Amerika'daki birçok kolejle irtibat halindeydim. Onlar benim şeyimi bekliyordu. Acaba gelip gelmeyecek miyim diye. Onlara hep böyle iletişim halindeydim. Onlar bir kenarda beni bekliyorlardı. Ben de o sırada işte sezon geçiyordum. Sonra EuroLeague'de oynamaya başladım. Zaten Darüşşafaka yönetimiyle de koçumla da hep konuşuyorduk işte Amerika'ya gitsem mi ya da ne yapsam, gitsem ne olur, artıları eksileri nelerdir diye. Ama sezonun sonuna doğru siz Shane Larkin'le yaptığınız röportajda ona son bir soru sormuştunuz. Gençler hem eğitimi hem basketbolu devam ettirmek istiyor. Ama bunu nasıl yapabilirler, ne düşünüyorsun diye. O da demişti ki eninde sonunda bir yol ayrımı olacak. Ve o yol ayrımında kalplerinden ne geçiyorsa, neye tutkuları varsa onun peşinden gitmelerini söylemişti Shane Larkin. Ben de onun peşinden gittim aslında. Biraz farklı olanı yaptım. Denenmemiş yaptım. Yapmak istedim daha doğrusu. Hissettin o kararı aldığında? Çünkü Ya insan zor bir karardı. çok zor bir karar. Mert, bir de şöyle bir şeye de değinmek istiyorum. İnsanlar ya senin hakkında çoğu kişi çok merak ediyor ve yaşları genç olanlar da var ve basketbol izleyicisi olanlar da var. Biri çok güzel bir şey yazmış. Bazı insanlar belki hata olarak gördü ama Mert için belki de bir şanstı diye. Sen o şansı nasıl değerlendiriyorsun? Yani çoğu insan, herkes çünkü kritize etmek, yani eleştirmek aslında çok kolay bir şey yaptığımız bugünlerde. Bazı insanların çok kolaylıkla yaptığı bir şey. Fakat onun altında yatan nedenleri, gitme nedenin, seçtiğin yol, az önce dediğin şey, seçtiğin yol. Yani bu kararları alırken aslında altta yatan bir şey var, bir şans var. O şansı nasıl bize açıklarsın? Çünkü senin şansın oldu Sırbistan'a gitmek. Şöyle birçok kişi bunu hata ya da acaba neden gitti diye böyle düşünebilir ama ben çok farklı yerden bakıyorum. Bir, dediğim gibi hiç yapılmamış olanı ben yapmak istedim. Çünkü bundan önce de ya bildiğim kadarıyla işte Almanya'sız gibi bir liseyi bitirip aynı zamanda EuroLeague'de oynayan yok. Bunda da bir hani öncülük etmiştim. Engin sen beni o aydın. Evet, evet, Enginar Sembeno, Belkurlu Sembeno. Ben Alman Lisesi'ni bitirmiştim. Yani bu konuda da bir öncülük etmek istedim. Şimdi ben burada kalsam, yani birçok oyuncu mecburen aslında yani genç yaşı bittikten sonra, genç takım yaşı bittikten sonra A takımına devam ediyor. Benim böyle bir şansım vardı. Ben de bu şansı kullandım. Çünkü merak ettim aslında. Yani biz altyapılarda zaten bu çok bariz bir problemdir. Altyapılarda işte küçük yaş gruplarında bu kadar başarılı olup milli takımlarda sonra A takım seviyesine geldiğinde U20'ye geldiğinde nasıl bizim yetenekli oyuncularımız işte bu ekol olan ülkelerin oyuncuları tarafından dağlar kadar fark oluyor. Yani Sırbistan, Litvanya işte 6. jenerasyonumuz dediğimiz takım U18'de en az 3 gömlek daha üstteyken Sırbistan'dan yaşlar ilerledikçe o fark kapanıyor hatta biraz öne geçiyorlar Sırbistan. Yani bunu dedim acaba nasıl yapıyorlar? Yani bu ekol gerçekten ekolün oyunculara etkisi neler? Bunu canlı canlı yaşamak istedim. Bir de hani hata olduğunu zaten düşünmüyorum. Hata olduğunu düşünsem zaten gitmezdim. Ama her oyuncunun kariyeri boyunca hata yapma lüksü var. Denemekten hiçbir şey zarar gelmez. Yani 35 yaşına, 40 yaşına kadar oynadığını düşünürsen bir oyuncunun, işte 15 senem daha var önümde. Ben bu bir seneye, 2 seneye, belki eğer Avrupa'da kalırsam daha fazlasına. Yani çöpe atmış hiçbir zaman olmam. Çünkü bir şey deniyorum ve oraya gitmeseydim aklımda kalacaktı bir yerinde. Acaba gitseydim ne olacaktı diye. Peki Mert, Ha, giderken ama ben sözünü sakın unutmuşum. Giderkenki mevzuda durmak istiyorum. Giderken kendine
örnek aldın. Aa, Semih Erdem de Sırbistan'da oynamıştı veya Mehmet Okur da gitmişti. Hidayet Türkoğlu da gitmişti. Kendine Cenk Akyol İtalya'ya gitti. Kendine örnek aldığın oyuncular var mıydı o dönemde? O da yaptı. Ben de yapabilirim dediğin. Ya aslında o, yani benden önce gidenleri biliyorum. İşte bu büyük isimleri biliyorum ama hiçbir tanesi benim gibi gitmedi. Hani bir, onların gidişleri biraz daha farklı. İşte 23 yaşında giden var. Daha öncesine gidip yarım dönemde geri gelen var. Ya, benim aslında bunu örnek alacağım bir isim yoktu. Ve eğer ben bu yolu başarıyla tamamlarsam, yani bu yol, bu kullandığım şans benim gerçekten lehime işlerse, ben benden sonrakiler için bir rol model olmak için aslında gittim oraya. Ne kadar güzel özetledin ya. Çok güzel kesinlikle ve rol modelsin de. Şimdi Sırbistan'a girmeden önce de Selçuk Ernak konusuna geri dönmek istiyorum. Selçuk Ernak, evet, dediğimiz gibi Alman Lisesi mezunu. Sen de Alman Liselisin. Sizin birbirinize tavsiye veya sana verdiği tavsiyeler sen Alman Lisesi'nde okurken var mıydı? Çünkü o esnada da forma giyiyordun, basketbol oynuyordun Darüşşafaka'da. Yani hani liseyle basketbolu yönetmek arasında verdiği tavsiyeler var mıydı? Ya, tavsiyeler tabii ki vardı. Tavsiyelerin yanında işte yani birbirimize şakalar yapıyorduk işte. Yarın sınavım var mesela. İşte sınav hakkında konuşuyorduk. Eyvah diyor, yani yandın. İşte şey yapmayacaklar, acımayacaklar sana. Umurunda olmaz basketbol falan filan. Böyle hep bir yani şakalaşıyorduk aslında Alman lisesiyle ilgili. Yani o da bildiği için en içinden o Alman disiplinini. Tabii, muhakkak, evet. Çok yani, peki o zaman şu Sırbistan konusuna Sırbistan konusuna gelmeden önce de NCAA sorun var benim sana. Çünkü basketbol severler tarafından da bana yöneltilen soru bu. NCAA'ya gitmeme nedenin Stanford'dan, hatta orada bir Stanford hikayesi var, fakat SAT'ye hazırlanamadın çünkü Alman lisesinde okuyordun. O süreci... Yok, hazırlandım. Hazırlandın mı SAT'ye? Evet. Evet, Alman Lisesi son sınıfımda, hı hı, 12. sınıfa başlarken ben SAT'ye hazırlandım aslında. Ve SAT'de benden istedikleri puanı da almıştım. O yüzden gitmemde bir engel SAT değildi yani. NCAA, yani Stanford. Evet. Peki NCAA yani olabilir ama en çok Stanford'la etkileşim haline geldiğim için, hani en çok onlarla konuştuğum için daha çok Stanford diyordum ama bir de yani Stanford dünyanın en iyi eğitim veren belki 3 okulundan bir tanesi olduğu için hani biraz o ön plandaydı. Dediğim gibi hani Alman Lisesi gibi bir okuldan sonra hani eğitime biraz daha ağırlık vermek gibi olacak Stanford'a gidersen. Evet. Yani Stanford'a gitmeme nedenim aslında şöyle bir, kolej basketbolunun Avrupa basketbolundan çok farklı olması. Pozitif anlamda mı, negatif anlamda mı? Hangisi daha? Bence negatif anlamda. Tamam. Yani bu fiziksel açıdan, mesela fiziksel açıdan oyuncuların gelişimi Amerika'da daha fazla oluyor diye bir hani yazılı olmayan bir kural vardır ya. Evet. İşte Amerika'da adamlar ne yapıyorsa yapıyorlar işte. Oyuncular acayip genişliyor falan. Ben buna inanmıyorum. Çünkü gittim gördüm orayı. Ya oradaki oyuncuların fiziksel açıdan gelişmesinin nedeni çok çalışmaları. Evet. Fazla mesai harcamaları halter salonunda. Doğuş Bağbay'da. Onun dışında da aynen. Yani onun dışında hani fiziksel açıdan Avrupa'da ya da Türkiye'de aynı şekilde gelişebilirim. Doğru. Ama basketbol açısından, şimdi ben oraya gittiğimde bir sene, iki sene dönmek istemedim. Yani Stanford diploması almak için 4 sene kalmam gerekiyordu. 4 sene Avrupa basketbolunun uzak olmak, kurallar farklı, yani hücum süresi bile farklı, sahanın dizaynı bile farklı, köşe üçlüklerini de katarsak. Yani çok uzak kalacaktım gibi hissettim. Doğru. Sen Avrupa basketbolunu anladığımız kadarıyla her şeyden üstün tutuyorsun bu sözlerle de. NCAA'ya gitmek hiç aklında yoktu. Türkiye'de kalmak aklında yoktu ve Sırbistan yolculuğu senin için başladı. Sırbistan'a ilk gittiğinde seni en şaşırtan, en etkileyen, en hayal kırıklığına uğratan spesifik bir olay var mı? En şaşırtan?
Yani en etkileyen olay aslında, yani Sırbistan'a gitme nedenlerimden bir tanesi de olan tek başıma yaşamak. Biraz yani burada ailemle yaşıyordum. Oraya gittiğimde biraz da onu istedim aslında. Yani o challenge'ı istedim. Tek başıma yaşayayım yurt dışında. Sırbistan'da. Biraz evet, Sırbistan'da. Yani Sırbistan'da tek başıma yaşamak istedim. Bu yani İstanbul'da olsam yine ailemle yaşayacaktım. Ya bu da benim için farklı bir challenge aslında. Yani bir şey aradım yani. Evet. Böyle bir farklılık olsun istedim. Oraya gittiğimde ilk başta yani tek başıma yaşayınca biraz şey oldum böyle hani. Şu nasıl oluyordu, bu nasıl oluyordu? Yani annemin değerini birkaç kat daha anladım yani bir anda. Hani en böyle ilk beni sarsan o oldu. Şaşırtan da menajerin yani, o dönemde seninle beraber miydi? Yani beraber şöyle ben gittiğimde bir, ilk birkaç gün benimleydi. Ya zaten şöyle ben kaldığım yerde yani Belgrad'da menajerlik şirketim birçok menajeri orada. Yani çok yakınız, hiç şey yok. Bir de ben de salona çok yakın oturuyorum. Yürüyerek gidip geliyorum zaten. O mesafede oturuyorum. Herkesin de zaten evleri o civarda. Hani hiç böyle yalnız kalmadım orada. Hep bana destek oldular. O konuda bir sıkıntım yoktu. Basketbol açısından da herhalde yani koçların mizacının sertliği olabilir. Evet. Saha içinde hiç boş şey yok. Hiç boş an yok. Hiç konsantrasyon kaybı yok oyuncularda. Şimdi onlarla alakalı sana daha detaylı soracağım ben. Eğer öyle şaşkınlıkların varsa o zaman şöyle sorayım. Tek tek. Genç oyunculara verilen süre basketbolda, Sırbistan'da, Sırp Ligi'nde onu değerlendirecek olursan nasıl değerlendirirsin? Genç oyunculara verilen süre. Ya o konuda bir şey anlatayım. Ben işte bu sene birçok takımla maç yaptık. Ya takımdaki herkes, rakip takımdan bahsediyorum. Herkes böyle hani öyle bir hırslı ki yani o formaya elde etmek için parçalıyorlar yani. Ben rakip takımda olduğum için beni, takım arkadaşlarımı, işte hakem, koç, her neyse. Mesela birkaç tane oyuncu oldu. Çok iyi oynuyor maçta, çok istekli. Diyorum hani bu kaçtı acaba, bu oyuncu kaçtı tanıyor musunuz? 2002'li diyor. Nasıl diyorum 2002'li, yani bu seviyede 2002'li oynuyor. Bu kaçtı 2001'li, bu kaçtı 2000'li. Hani böyle onlarda şey yok. İşte 2000'li, 2001'li, 2002'li işte pişmesi lazım ya da yaş veya şey. Buraya hazır değil. Hani yaş farkı yok. Genç oyuncu yok yani. Kim istiyorsa oynuyor. Ve gerçekten o kadar fazla böyle genç oyuncu var ki üst seviyede oynamaya aday. O kadar havuzları o kadar geniş ki ben yani çok şaşırmıştım onu gördüğümde. Peki ligin seviyesi? Ligin seviyesi Adriyatik 2 liginin seviyesi yani gayet iyi. Ben o kadar beklemiyordum aslında. Yani gitmeden bu kadar böyle sert, özellikle deplasmanlar çok zorlu geçiyor. Yani taraftarlar bizim takımın o kadar fazla olmasa da birçok fanatik var. Yani birçok fanatik şehir var. Evet. Sırbistan'da da özellikle yani basketbolu çok seviyorlar. Evet. Özellikle Balkan ülkeleri zaten. Adriyatik Balkan ülkelerinin ligi olduğu için her deplasman çok zor. Evet. Dediğim gibi oyuncular çok biliyorlar. Orada uzun süre oynamış oyuncular var. Hani ligin dinamikleri çok iyi bilen. Ve gençler de çok aç. O yüzden tabii ki hiç kolay maç geçmiyor. Yani Sırp oyunculara, genç yeteneklere çok fazla süre veriliyordur muhakkak. Aynen öyle. Ligimize kıyasla. Koçların yaklaşımı peki nasıl? Oyunculara. Az önce koç miza, yani koçla olan şeyden bahsetmişken. Koçların yaklaşımı? Ya koçların yaklaşımı, yani diğer koçlarla çok tanışmadım. Hı-hı. Ama benim koçumdan bahsedersem, sağ içinde dediğim gibi sert, baskı kuran, yani ben bu şu an oynadığım takımı bir basamak olarak gördüğüm için, daha üst seviyede atlamak için, yani o üst seviyedeki baskıyı bana her zaman kuran, antrenmanda, maçta, her zaman kuran, ama sağ dışında da bambaşka bir insan olan, sağ içinde tamamen böyle bir hani arkadaş gibi konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz bir insan. Ama saha içinde de tam tersi.
Yani gerçekten o sahaya adımını attığında bakışları değişiyor, kelimeler değişiyor, her şey değişiyor. Evet. Ama bu da sana şey anlatıyor. Yani sen biz sağ dışına ne olursa olsun, ne kadar yakın olursak olalım, sağ içi bambaşka bir dünya. Evet, iş iş. Sağ içinde iş zamanı işini yapacaksın. Sağdan çıkınca farklı yani. Birçok zaman antrenmanda böyle tartıştığımız zamanlar oldu. Yani tartıştığımız dediğim bağırdı, çağırdı, bana kızdığı zamanlar oldu. Ama sahaya çıkınca sanki hiç yaşanmamış gibi yine aynı şekilde arkadaş gibi sohbet ediyorduk. Ama saha içinde tamamen farklı. Gigi D'Antoine'de Obradovic hakkında aynı şekilde konuşmuştu. Yani bir saha dışında aileden biri ama oyun esnasında tabii ki o benim patronum, o benim koçum şeklinde açıklamalar yapıyordu. Aynen öyle. Gigi. Peki Mert, senin kişisel olarak en unutamadığın an maç esnasında, kariyerinde, Sırbistan'da neydi? Yani veya kısa bir anını paylaşırsan bizle. En unutamadığım an herhalde Baskonya maçıydı. Çünkü Baskonya maçı benim ilk profesyonel maçımdı. Yani ilk sahaya adım attığım maçtı. Bir de ilk EuroLeague maçımdı yani. Yani ilk maçımın ilk EuroLeague maçı olması biraz heyecanı katlıyordu yani. Yani en özel anım herhalde ilk sahaya çıktığım an. Ben sahaya çıktığımda anons geçmişti işte altyapıdan yetişen oyuncumuz ilk EuroLeague maçı, ilk profesyonel maçı diye. Böyle topu getiriyordum. O sırada anonsu duydum böyle. Hani çaktırmadım ama işte heyecanlandım. Bayağı heyecanlandım. Ama en özel alan herhalde oynarken Sırp Ligi'nde, Sırp Süper Ligi'nde oynarken Sırp Süper Ligi'nde herhalde en böyle özel hissettiğim an böyle birkaç ilk lig başlamıştı, birkaç maç geçmişti. Ve işte iyi gidiyorduk da. Ben de iyi oynuyordum. Böyle taraftarların hani beni yavaş yavaş tanımaya başlayıp işte benim ismimi söylemeleri, maçtan sonra gelip benimle sohbet etmeleri, böyle işte imza almaları falan hani benim için çok özeldi. Şimdi tanımadığım bir yere gidip orada beni benimsemeleri benim için çok önemliydi yani. Ya bununla alakalı da çünkü Sırbistan, az önce de bahsettik, basketbol kültürüyle çok önemli bir reputasyonu var, çok iyi biliniyor. Peki şehirde basketbola duyulan ilgiyi nasıl açıklarsın, nasıl anlatırsın bizlere? Yani ilgi mi diyelim, tutku mu diyelim, fanatizm mi diyelim bilmiyorum. Yani Belgrad'da özellikle bildiğiniz üzere inanılmaz bir Partizan ve Kızılyıldız aşkı var. Stark Arena. Yani aynen öyle. Yani inanılmaz. Ben birçok maça gittim. İşte Stark Arena'nın kapasitesi ne kadar? 20 bin galiba. Belki biraz daha fazla. Yani full oynuyorlar. 20 bin kişi. İnanılmaz bir fanatizm gerçekten. Çok acayip. Piyonir zaten inanılmaz bir atmosferi var. Ve her maçı dolduruyorlar. Yani müthiş. Yani bir Partizan ya da Kızılyıldız oyuncusuysanız Sırbistan'da yani birkaç adım öndesiniz her şeyde herhalde. Hedeflerin arasında ne var? Var. Var mı? Partizan. Var tabii ki. Yani, var. Sen hangisini tutuyorsun o zaman? Türk seyircilere söyleyebilirsin. Tuttuğun Sırp takımını. Partizan'a biraz daha yakınım galiba. Partizan'a çok yakışırsın Mert. Bu disiplinle, kararlılığınla, yani hedeflerinle çok iyi bir şekilde orada bizleri temsil edersin. Peki Sırplar her jenerasyonda bir oyuncuyu hazır halde yetiştirmesindeki formül, yani sır nedir? Oradaki o önemli anahtar nedir? Yani çünkü her jenerasyonda her oyuncuyu, az önce de bahsettik, hazır bir şekilde yetiştiriyorlar. Öncelikle Sırp oyuncuların hiçbir şekilde Türk oyunculardan daha yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi çok erken yaşta seviyeyi yani en yüksek seviyede oynuyorlar. Kendi eşitlerinden belki işte 2 yaş 3 yaş büyüklerle oynuyorlar. Az önce verdiğim örnek gibi işte 2002'li 2003'lü çocuklar A takım seviyesinde çok erken yaşta pişmeye başlıyorlar. O disiplini çok erken alıyorlar ve aslında işte 4 sene sonra 3 sene sonra belki ilk defa o sahaya adım atması gerekirken, ilk defa profesyonel olması gerekirken o 3-4 sene tecrübeyle o sahaya çıkıyor. Ve bu inanılmaz bir fark yaratıyor.
Doğru. Ve oyuncu havuzları çok geniş. Hı hı. Yani birbiriyle olan rekabetleri çok büyük. İlla ki birisi sıyrılıyor, birkaç kişi sıyrılıyor. Hı. O sıyrılamayanlar bile o rekabetten çok besleniyorlar. Yani birbirlerini geliştiriyorlar aslında. Evet, çok çok önemli faktörler bunlar zaten bir oyuncuyu yetiştirmek için, bir oyuncunun yetişmesi için. Peki Türk basketbolunu sen, son olarak bunu sormak istiyorum sana. Mert Akay Türk basketbolunu nasıl değerlendiriyor? Günümüz Türk basketbolunu. Türkiye'de oynanan lig. Türkiye'de oynanan lig, yani Avrupa'daki en iyi 1-2, yani İspanya ile birlikte en iyi lig. Özellikle son zamanlardaki işte Fenerbahçe'nin EuroLeague başarısı, bu sene Efes'in tekrardan yükselişi geçen seneyle birlikte. Ve Avrupa arenasında çok büyük bir lig. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi bütçeler fazlayken, bu kadar üst üste başarılar geliyorken biraz da Türk oyuncuların oynamasının zor olduğu. Çünkü karşısında milyon dolarlık yabancılar var. Ya bunu kesinlikle şey olarak söylemiyorum, kötü diye söylemiyorum. Hani o zamanın onlara verilmesi biraz zor. Ama yine de yani forma istenmez alınır diye bir laf var zaten. Hani iyi çalışan her zaman bu çalışma etiğinden uzaklaşmayan oyuncular yine de süre alıyorlar zaten. Birçoğu da benim arkadaşım. Evet, evet. Ya son zamanlarda bu işte Fenerbahçe'nin 5 sene üst üste Final Four yapması, Efes'in bu sene muhtemelen yine Final Four ya da şampiyonluğa gideceklerdi. Fakat bu son zamanlardaki başarısı ya Türkiye'nin Türkiye Ligi'nin çok geliştirdiğini düşünüyorum. Özellikle yan takım, yani EuroLeague değil, EuroCup'ta oynayan takımların da seviyesini arttırdığını düşünüyorum. Euro Şampiyonlar Ligi takımlarının da seviyesini arttırdığını düşünüyorum. Evet, ben de katılıyorum ve ben şunu da eklemek istiyorum. Bence Selçuk Ernak Türkiye'de çok önemli bir koç bu nedenden dolayı. Çünkü Türk gençlere, takımındaki gençlere, Berk Demir olsun, Doğuş Özdemiroğlu olsun, Kartal olsun, yani çok süre veriyor, onların süre almasını istiyor ve onları sahaya atıyor. Seni de aynı şekilde yetiştirdi. Buradan kesinlikle Selçuk Ernak faktörünü de vurgulamak istiyorum. Ne kadar önemli olduğunu genç oyunculara süre vermenin Türk basketbolunda. Peki son sorum kapamadan önceki. Mert Akay şu anda Sırbistan'da oynamasa EuroLeague takımında, EuroCup değil, EuroLeague takımında hangi takımın oyuncusu olmak ister? Ve hangi koçla çalışmak ister? Herhangi bir takım söyleyebiliyorum değil mi? Sadece Türkiye'de olması gerek. Herhangi bir takım, herhangi bir takım. Herhangi bir takım. Takım olarak ya bir çok seçenek, yani birkaç seçenek var ama koç olarak da yani Zalgiris'i seyircilerinden ve yani o ortamı yaşadığım için o basketbol ortamından dolayı çok isterim ama Barcelona'yı seçerim herhalde takım olarak. Şehir de etkiliyor galiba. Evet, Barcelona'yı şehir çok büyük efekt var. Evet. Ama küçüklüğümden beri yani Barcelona'yı ben çok severim. Evet. Koç olarak da yani ya birinci sırada Obradovic, ikinci sırada Yasikevicius herhalde. Mert çok teşekkürler. Umarım şu pandemi süreci sona erer ve stüdyoda buluşuruz seninle veya maçını izlemeye gelirim umarım bir gün Sırbistan'da ve röportaj yaparız. Çok teşekkürler programımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli Esport izleyenleri, haftaya tekrardan yeni bir 3 saniye özel programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.